İyi akşamlar TTV 15 Medya izleyicileri. Gündem özel programında herkese iyi akşamlar. Efendim, yine bir günden, yine bir akşamdan, çarşamba günü akşamından herkese iyi akşamlar. Efendim, bugün Burdur Çavdır, Kozağaç Köyü, muhtar adayımız Fatih Arıp bizlerle. Efendim, Fatih Hocam hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Hamdolsun. Allah'a hamdolsun. Çok şükür. Fatih Hocam kısaca sorayım yine ben. Kozağaç'tan geldin. Evet efendim. Böyle bir saat falan yol devam etti. Öncelikle programınız hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Başarılar dilerim. Sağ olun. Şimdi Fatih Hocam. Evet. Önce Fatih Arı kimdir? Şöyle bir özgeçmişini aşağıya doğru bir inelim. Biz küçülelim bir büyülelim. Tabii efendim. Fatih Arı kimdir? Fatih Arı 16 Ekim 1997'de Burdur Çavdır ilçesinde doğmuştur. Anaokul ve birinci sınıfı Kozağaç İlköğretim Okulu'nda tamamlamıştır. Daha sonra tabii belirli sebepler nedeniyle de Antalya'ya taşınmak zorunda kaldık. Orada lise öğrenimi, kalan ilkokul öğrenimi, lise öğrenimi tamamladım. Basın ve yayıncılık bölümünden, bilişim bölümünden mezun oldum. Evet. Efendim, böyle staj gördüm, kursa gittim. Hayvancılık var. Hayvancılık sonradan oluşan bir şey. Şimdi şöyle... Kaç yıldır hayvancılık yapıyorsunuz? 3-4 yıldır. 3-4 yıldır. Aynen. Honamlı keçisi üreticiliği üzerine. Şimdi şöyle oldu tabii, babam kaza geçirdiği için Antalya'da. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim efendim. Yani babamın da bir memleket hasreti vardı. Yani şöyle düşündük tabii, dedik hani mecbur babamın yanından bir yere gidemiyorum. Mecbur babama bakmak zorundayım. Memleketim, toprağım diyor. Ne yapabilirim hani babamı yıllar sonra, 20 sene sonra tekrardan memleketine, toprağına geri getirdim. Burada hayvancılığa başladım. Hem babama bakıyorum, hem hayvancılık yapıyorum. Çok şükür ikisi bir arada ilerliyor yani. Evet, Fatih Hocam. Şimdi şöyle bir soru soracağım. Muhtarlık aklına nereden geldi? Muhtarlık aklıma nereden geldi? Şimdi şöyle bir şey, muhtarlık... Köye geldiğim zaman köyümün geri olarak gördüm yani. İleri görüşlü değil de yani olduğu yere sabit. Ya dedim ben hani... O kadar okumuşum, bilgi birikimim var, ilmim var. Evet. Ben bunu köyüm için kullanayım, köylüm için kullanayım. Ya sonuçta köylümüzü seviyoruz. Yani evet. Köylümüzün hayrına bir şeyler yapmak adına. Evet. Efendim, bu yola başvurduk. Yani toprak sevgisi, vatan sevgisi, memleket sevgisi, insanlarımıza, köylümüze olan sevgimiz bizi bu yola getirdi. Anladım. Evet, hizmet aşkı. Hizmet aşkı hizmet var aşkı, diyorsun yani. Hizmet aşkı, tabii hizmet aşkı var. Hizmet aşkı olmazsa olmaz. Şimdi ufak tefek tabii sorularımız var. Evet. Beraber hazırladık zaten. Köy sorunları. Mesela köyde bayağı bir sorun var. Şu an gözle görülen tabii. Tarafında. Tabii bunları değerlendireceğiz burada. Tabii efendim. İkinci ek bir baraj sorunu. Evet. Varmış. İkinci ek bir baraj sorunu var. Evet. Bunu bir açıklayalım şöyle. Neymiş? Şimdi sorun. Efendim... Neyle ilgili? Neyle ilgili? Şimdi şöyle bir şey var. Tabii üretimi olan şey olarak, üretimi olan şey arttığından dolayı. Yani. İhtiyaç arttığından dolayı. Şu anki baraj tarıma yetersiz mi geliyor? Yetersiz, hemen hemen yetersiz. Yani üretime şu anda günümüzde ihtiyaç var. Onun için de tarımsal sulama olarak... Yani ikinci bir barajın yapılması kesinlikle şarttır. Hatta merhum muhtarımız Osman Ali Çağatay bunun planını, projesini hazırlamıştı. Yani yapılması yakındı. Tabii geçmiş dönemlerde bu Adalet ve Kalkınma Partisi Burdur Milletvekilimiz Sayın Bayram Özçelik de bilgisi dahilindeydi bu. Tabii nasip olmadı. İnşallah bize nasip olur. İnşallah, inşallah. İnşallah, inşallah yapılır bir baraj. İnşallah, inşallah. Zaten köyde zaten bahsettiğim su sorununun olduğunu, şebeke suyunun da bir sorunda olduğunu söyledin herhalde. Evet. Biraz sonra o soruya da geleceğim zaten de.
Yeraltı sulama sistemi. Boruları. Borularının değişimi. Evet, kesinlikle. Şimdi şöyle diyeyim ben size. Kozaç domatesiyle ünlüdür. Yani domatesinin lezzetiyle, kalitesiyle meşhur bir yerdir. Zaten domates şenliği yapılıyor. Evet, evet, evet. Tabii her yıl festivali. Hı hı. Evet. Şimdi efendim seracılık yoğun olduğu için bu sulama, yeraltı sulama sistemine olan yoğunluk da var. Hı. Şimdi mevcut muhtarımız Sayın İbrahim Mırlatız 4 senedir, 5 senedir yani bu borularla uğraşıyor. Her haftada, hani haftada dediğim de günde 2 defa, 3 defa patladı oluyor. Hmm. Yani artık onar, onar, onar bunun kesinlikle bir önüne geçileceğini zannetmiyorum. Bu boruların hani inşallah bizim yönetimimizde de nasip olursa kesinlikle değiştirilmesi yani gerekiyor. Şebeke suyu yani komple şey olmuş yani gitmiş. Yeraltı sulama sistemi. Yani aynen, barajdan gelen borular kesinlikle değiştirilmesi lazım efendim. Değiştirilmesi kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü tamam. Çiftçilerimiz aşırı derecede mağdur oluyor. Aynen. Aşırı derecede mağdur oluyor. Tabii efendim. O büyük bir sıkıntı. Tabii ikinci bir baraj ya, olursa zaten. Efendim, şöyle bir şey var. 2 gün yapılmadığı da oluyor bunun. 3 gün sürdüğü de oluyor. Yani sulama sıkıntısına giriyor. Tabii efendim. Çiftçi. Yani demek ki bir yerlerde sıkıntı. Problem olduğu belli. Aynen, aynen efendim. Evet, hal ve kantar. Hal ve kantar sorunu. Evet. Şimdi efendim, tabii seracılık Kozaç'ta had bir safhaya gelmiştir. Had safhaya. Evet, yoğundur şu anda. Tabii şu anda vatandaşımız ürettiği ürünü değerinde satamıyor. Hı hı. Bunun da başlıca nedenlerinden biri hal sorunudur. Hal sorunu. Hal sorunudur. Halin yapılması şarttır. Kesinlikle şarttır halin yapılması. Kantar sorunu var. Kantar yapılması şarttır. Ayrıca şimdi şöyle bir şey var benim projem. Kozaç domatesi ile ilgili. Yani domatesin lezzeti ile ilgili, kalitesi ile ilgili bir broşür hazırlamak. Evet. Bu broşürle birlikte çevre illerdeki hallere efendim sunumu, tanıtımı yapılarak, bu afişleri dağıtılarak hal yapımıyla beraber de çiftçimizin inşallah yüzünü güldüreceğiz diyoruz. Bir de şöyle soru sorayım. Evet. Hocam, Fatih Hocam da şimdi kantar sorunu, köydeki olan kantar sorunu. Ya, en yakın kantar kaç kilometre? Şimdi efendim petrol ofisinde kantar var. Kaç kilometre? Yani mesafe ortalama 180 kilometre, 50 kilometre mesela. Bu mesafe var mı? Ya köyün göbeğinde zaten bu yer. Kantar. Hı. Yani kantarımız var ama şu anda kullanılmıyor. 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 Yani kantar yapılması kesinlikle. Hı. Halle kantar veyahut da kesinlikle. Düzenlenilmesi. Tabii tabii tabii. Düzenlenmesi kesinlikle. Gerekiyor. Kesinlikle efendim. Hı, anladım, anladım. Bunlar yani ciddi sorunlar. Kesinlikle bunlarla yani, ilgili yani. Adımların atılması lazım. Kepçe ve ekipmanlarda bir sorun oluştu. Aynen tabii. Sorun oldu daha doğrusu. Sorun tabii efendim. Hı hı. Şimdi şöyle bir şey var. Kepçemiz şu anda kullanılmıyor. Geçen sene olması lazım. Yapıldıydı ama randıman atmadı. Hı hı. Kepçe sorunu var özellikle. İtfaiyemizin bakımlarıyla ilgili sorunlar. Mesela bir yangın esnasında itfaiyemiz bu yangına ne kadar hazırlıklı? Hı hı. Hani su olarak, aküsü olarak, yangın olarak, tabii, daha tabii, doğrusu tabii. Yangın olarak, ilk yardım olarak. İlk yardım olarak ne kadar ne hazırlıklı? Kadar? Yani tabii ki bunlar önemli. Evet, kepçe sorunumuz var. Şu anda köyde bekleyen büzlerimiz var. Yani daha hala yerleştirilmedi. Şöyle bir olay da var Fatih Hocam da. Mesela köylerde şu an yangın tankerleri var. İl özel idarenin tahsis ettiği. Tabii. Mesela tabii. Daha önce benim başıma geldi. Bazı yerlerde gördüm ben de. Hani yani içinde su dahil yok. Yok efendim. Bazı yani, yerleri tabii bunların denetlenmesi lazım. Tabii kesinlikle. Denetlenmesi kesinlikle lazım. Kesinlikle denetlenmesi yani, lazım. Yani bir itfaiyenin mesela bunlar, bir çavdırdan Kozaç'a gelmesi nereden baksan 15-20 tabii, dakikadır. Tabii tabii. Zaman kaybı. Zaman kaybı. Zaman kaybı efendim. Tabii bunların incelenmesi gerekiyor. Tabii kesinlikle bir, incelenmesi lazım. Aynen aynen. Onlara bakılması gerekiyor tabii ki. Aynen efendim. Yayla yolu asfaltlaması, bozuk yollar sorunu. Şimdi hayır. Efendim köyümüzün içerisinde bozuk yollar var. Özellikle yağmur sellerinin neden olduğu yollar var bozulmasında. Hı hı. Özellikle kaç yıldır yapımı beklenen yayla yolumuz var. Şimdi hı hı. Bildiğiniz üzere her yıl Kozaç Yayla Şenliğimiz oluyor, domates festivalimiz. Yani. Tabii dışarıdan gelen misafirlerimiz oluyor. Gerçekten çok zorluk yaşıyorlar efendim. Yani. Yol
Kesinlikle yani yolun yapılması lazım. Yani yolların yapılması gerekiyor. Aynen. Köyün içerisindeki yolların. Aynen. Özellikle de yani bu yayla yolunun kesinlikle yapılması lazım efendim. Aynen, bu köylerde yol sorunu gerçekten has havada. Buradan İl Özel İdaresi, mutlaka tabii bizi izleyenler var İl Özel İdaresi'nden de. Dün de aynı sorunu yaşadık Kayışköy'ü Muhtar Adayımızda. Onlarda da bir yol sorunu var. Var efendim, yol yani sorunu. Yani bu yol sorunu yani demek ki bütün köylerde var. Tabii. Ya şimdi yamama yapıyorlar ama yamamayla bu sorunun önüne geçilmez. Evet. Yamama yapacaksın, hangi yeri yamama yapacaksın? Kaç yani kere yamayacaksın? Yağmurdan sonra tekrar bu. Sağ yamıyor, sol. Solu yamıyor, ön. Önü yamıyor, arka. Kaç yani kere? Yani. Bu yolların tabii ki gözden geçirilmesi gerekiyor. Yağmurda, çamurda, garda, kesinlikle. Kışta. Kesinlikle. Özellikle bu yayla yolunun asfaltlanması konusunda üzerine titizlikle duruyorum. Hmm. Kesinlikle. Anladım. Köylülerim de benimle hemfikir zaten. Hı hı. Halı saha park sorunu da varmış. Evet, gençlerimiz için, çocuklarımız için mesela halı saha, park. Hı hı. Şu anda Koza Ağaç'ta bir halı saha yok gençlerimiz için. Hatta yani gençlerimiz bunu müracaat da etmişti. Hı hı. İnşallah bizim dönemimizde halı saha yapılacak. Yanına bir küçük de olsa güzel bir park yapacağız inşallah Allah'ın izniyle. Yani inşallah, inşallah. Şimdi mezarlık onarımı ve bakımı. Evet, mezarlıklarımız işler acısı. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Evet. Bu duruma. Program öncesi de konuştuk tabii, zaten. Tabii efendim. Şimdi mezarlıklarımız şöyle bir şey var. Etrafındaki duvarlar eskidiği için yıkılmış. Hı hı. İçerisi ormandan farksız. Yani çalılar, başka çeşit yabani otlar içeriye sarmış. Kesinlikle bu çalıların kökünden sökülmesi lazım. Hani mesela ardıç, meşe bunların kalması lazım ama bu yabani olarak, çal olarak bunların sökülmesi lazım. Hı-hı. Dışarıdaki duvarların onarılması lazım. Hı-hı. İçerisine de güzel bir şekilde parke taşlarıyla yol yapılması lazım. Sayın Fatih Hocam, bir de şöyle bir şey söylemiştin biraz önce. Ağaçları söküyorlar demiştin. Mezarlıktaki ağaçlar, hani mezar kazmak için. Tabii mezar, mesela şimdi adamın hani yakını vefat etti, babası vefat etti. Şimdi mezar kazmak için mecburiyetten, yani her yer ağaç. Adam yani ne yapıyor? Kepçe geliyor, ağacı kökünden söküyor, öbür ağacı kökünden söküyor, oraya mezar kazıyor. Bunun kesinlikle, yani mezarlığın kesinlikle temizlenmesi lazım. Kesinlikle temizlenmesi. Yani geçmişimize karşı, ölülerimize karşı olan vefayı yerine getirmemiz lazım. Yani. Şimdi Fatih Hocam, otobüs sorunu var dedi. Otobüs sorunu var, evet. Köydeki büyük bir otobüs sorunu. Şimdi efendim, otobüs sorunu şöyle bir şey. Pazartesi günleri Çavdır ilçesine pazara gidiyor. O da 4-5 sefer yapıyor yani. Hı hı. O da saati belirsiz. Yani saati belirsiz olarak yapıyor. Şimdi işte hafta içi hı hı. belirli saatlerde, mesela sabah 8.30, öğlen 12, öğlen 1.30, akşam 5 arası bunun uyumlu bir şekilde ayarlanıp haftanın 5 günü hafta içi kesinlikle tesis edilmesi lazım. Şimdi şöyle bir şey, dışarıdan Antalya'dan olsun dışarılardan gelen misafirler oluyor. Evet. Dışarıda beklemek zorunda kalıyor Çavdar ilçesinde. Mesela yaşlı insanlarımız var, çoluğu çocuğu burada olmayan efendim, dışarıda olan. Hı hı. Adam 70 yaşında kütük meşenin dibinde bekliyor, yani köyün girişinde. Ne bekliyor? Gelen giden olsun, beni götürsün. Oradan nasıl gelecek? Dert. Yani otostop yolunu kullanıyorlar. Tabii. Kesinlikle köyde. Bu otobüs sorununun üzerine durulması lazım. Hı-hı. İnşallah bunun da üzerine duracağız. Hı-hı. Şu an otobüs var dedin. Yani otobüs eski, var. Tabii. Otobüs eski mi şu an? Yeni değil. Otobüslerden. Değil efendim. Hı-hı. Otobüs Hamdi Kayacan, Çavdır'da duymuşsunuzdur belki, Kayacan Et. Evet, duydum. Hamdi Kayacan tarafından şey yapıldı. Köye alındı. Tahsis edilmişti. Tabii tahsis edildi. Allah razı olsun. Hı-hı. Vatandaşlarımıza yardımcı oldu. Hı-hı. Yani ama bunu şu an düzenli kullanamıyoruz. Düzenli kullanamıyoruz efendim. Yani bu iletişim tabii sorun önemli. Köyde aynen, ihtiyarlar yani bakın, araba kullananlar, kullanamayan var. Pazartesi günü kullanılmasına rağmen hı-hı. saatleri yok. Evet. Saatleri yok yani. Saatleri pazartesi yok. Kullanılıyor? Pazartesi kullanılıyor, saatleri yok. Yani başka bir şeyde kullanılmıyor yani. Tabii. Anladım. Şimdi senin projelerinden biri Fatih Hocam, yeşil alan ve ağaçlandırma. Aynen. Demişsin. Özellikle üstüne durduğum bir proje. Evet, bunu biraz açalım, şöyle genişletelim. Nerelere, ne yapmak istiyorsun köyü? Efendim, şimdi köylerimizde
şu anda hocam, eskiki kadar. Hocam sözünü kestim de. Mevki olarak da anlatabilirsin. Mesela hani ya mevki, şu an Bozaş'tan izleyenler var bizi. Evet. Atıyorum şimdi, hani aşağı mevki, yukarı mevki tabii, gibi mesela. Mevki olarak değil de. Hı-hı. Şimdi Kozağacı'nın, Kozağaç köyünün mesela yol kenarlarına, mesela boş arsalarına ya selvi ağacı olur. Hı-hı. Hani meyve ağacı olur, süs bitkisi olur. Zeytin ağaç olur. Tabii zeytin yetişiyor musun? Zeytin yetişmiyor. Yetişmiyor mu? Tabii zeytin. Hmm. Olmuyor da. Anladım. Yani süs bitkisi olabilir. Evet. Ağaçlandırmaya yönelik, yeşile yönelik bir inşallah aktivitemiz olacak. Anladım, anladım. Hani yeşili sev, doğayı koru. Aynen. Anlamda. Tema Vakfı diyoruz. Tabii Tema yani. Vakfı'nın kısacası, projesiyle. Tema Vakfı'nın projesiyle. Yani destek olması. Çoğu yerlerde zaten ağaçları kesiyorlar. Çoğu yerde ağaçları kesiyorlar. Evet, ağaç kesimi yapıyor. Zaten, evet, benim de buradaki amacım orman işletmeler. Yani Kozağacı'nı daha yeşil, evet, daha yaşanılabilir, hı-hı, bir hale, oksijeni bol, evet, temiz bir hale getirebilmek efendim. Getirilmesi gerekiyor. Aynen, evet, dediğiniz gibi Sayın Hocam. Pazar yeri, cami onarımı ve bakımı. Evet, pazar yeri, caminin onarımı ve bakımı. Şimdi bir programdan önce de tabii konuştuk da, program başlamadan önce aşağı cami, yukarısı köyde iki tane cami oldu. İki cami var efendim, evet. Aşağı camide... Bir merkez camimiz var. Hmm. Bir de pazar yeri camimiz var aşağı tarafta. Evet, bunların bakımı ile ilgili biraz sıkıntılar anlattı. Şimdi efendim, pazar yeri caminin şu anda şöyle diyeyim ben, bazı şeyleri dökülmeye başladı. Hani ben bazen görüyorum yani, hı hı, dökülüyor. Bunların kesinlikle caminin bir bakıma ihtiyacı var, onarıma ihtiyacı var. Evet. Özellikle bu caminin, bahçesinin, hı hı, yeniden bir böyle bir tasarlanıp temiz bir şekilde hizmete sunulması gerekiyor. Özellikle çimlendirme olarak, ağaçlandırma olarak, bank olarak, hı hı, musalla taş olarak güzel bir şekilde tasarlanıp kesinlikle bunu düzenlenmesi gerekiyor. Tabii, bir de zaten Kozağaç köyü zaten Burdur'da bilindik bir köy. Tabii. Burdur'un en büyük köylerinden bir tanesi yani, Kozağaç köyü. Curası da olsa mesela, evet, kültürel olarak Curası. Coğrafi, kültürel. Evet. Ondan sonra efendim özellikle seracılıkta, hı hı, domatesiyle, kalitesiyle, lezzetiyle bugün Burdur'da başı çekmektedir. Evet, evet, evet. Hocam, şimdi arkadaşlar demiş, alta yazmışlar da, Honamlı keçisine dikkat çek diyenler var. Honamlı keçisi, şimdi dikkat... Bizim orada onu da diyor, büyüdelim Honamlı keçisini diyorlar şimdi, herhalde köylüler. Efendim, Honamlı keçisinin tam saf arısı bizim bölgeye gelmiyor. Hmm. Bunu ben de denedim. Hmm. Tam saf arısı bizim bölgeye gelmiyor. Niçin? Ya yeşil arıyor. Hmm. Ot, bitki, çalıya gelmiyor. Ha, ama şöyle bir şey var. Honamlı keçisinin kırması. Hani kırması daha uyum sağlıyor. Öyle daha diyeyim ben size. Sağlıyor. Et olarak, süt olarak honamlı keçisinin kırması daha uyum sağlıyor. Hmm, anladım. Hani bunun için biraz daha dikkat çekmeye gayret gösterelim demişler. Honamlı keçisinin bugün kendisi de koruma altındadır. Hmm. Koruma altında honamlı keçisi. Sizden başka yapan var mı honamlı keçisi sizin o çevrede? Ya tabii çevrede yapan vardı da şimdi şöyle bir şey var. Ben saf olarak yapıyorum. Yani tek bir ırk. Diğer çobanlarda mesela kara keçiyle karışıktır bu. Hmm, yani vardır ama kara keçiyle karışıktır. Anladım, anladım Fatih Hocam. Şimdi bir önemli konu daha var. Notlarından gelenlerden. Okulun önüne kasist. Evet, kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey var efendim. Bu çavdırdan gelirken, virajdan döndüğün zaman aşağı sallandım. Hani, ambarcaya giderken kesinlikle çok sürat var. Mesela okulun önü de tam orası. Okuldan diyelim Allah korusun bir çocuk çıktı. Hı hı. Yukarıdan da geliyor hızlı. Bununla ilgili efendim. Tabii kesinlikle hassas nokta kesinlikle. Aynen, gerçekten hassas nokta. Trafik kuralı diye bir şey de yok. Tabii ki. Yani tabii onların ki nezdinde trafik kuralı diye bir şey yok. Tabii ki, tabii dikkat eden de yok. Dikkat çıkar eden çıkmaz kesinlikle diyen... yok efendim. Kesinlikle dikkat eden yok. Ya bizim burada da var mesela Burdur, bu bizim Gazi Caddemizde de aynı sorun var. Mesela yaya geçidi var. Adam yaya geçidinin ne olduğunu bilmiyor. Orada sarı beyaz çizgilerin oluştuğu bölgeyi yaya geçidi bilmiyor. Durmak kesinlikle yok. Yok efendim. Onun için yani kesinlikle için, hani, şart. Bu kasis çok önemli. Okul önünde ağır efendim gidilmesi. Tabii. Yani bu ben yani bayağıdan beri tasarlıyorum mesela bunu. Bir seneden beri. Bu kasis. Yani bu yapılana kadar illa o bölgede birkaç kişinin ölmesi mi gerekiyor? Evet. Kısacası. Kesinlikle. Evet. Mevcut doğru, birkaç tane çocuğun orada evet, mevcut kaza yapması mı gerekiyor? Evet. Mevcut muhtarımıza da yani bunu özellikle
dile getiriyoruz. Yani. İnşallah yani bizim dönemimizde inşallah bu kasis sorunu, okulun önüne kasis sorunu kesinlikle gerçekleştireceğiz. Yani evlatlarımızın, çocuklarımızın can güvenliği için. Aynen. Can güvenliği çok önemli kesinlikle bizim için. Efendim, kesinlikle. Sokak lambaları demişsin Fatih Hocam. Sokak lambalarında demek ki bayağı bir problem var. Sokak lambaları şöyle diyelim. Sokak lambalarının olmadığı kısımlar var, olmadığı bölgeler var. Bozuk olduğu bölgeler var. Bunlarla ilgili bir kesinlikle evet. Yapım olarak, onarım olarak kesinlikle bakılması lazım efendim. Yani sokak lambaları tabii ki önemli konulardan biri. Tabii olmazsa olmaz efendim gece sokak lambaları kesinlikle. Yürürken pazar yeri sorunumuz var demiştin Fatih Hocam. Pazar yeri şu an şöyle bir şey. Pazar yerinin yapılması lazım. Benim de projelerimden biri. Ya şimdi şöyle bir şey. Benim köylüm, benim vatandaşım ürettiği ürünü, mesela yaşlı insanlarımız çok. Ürettiği ürünü mesela ne olur bu ürün? Yumurtası olur, sütü olur, yoğurdu olur, pırasası olur. Tabii. Dereotu olur. Bunları efendim küçük de olsa bir pazar yeri benim köylümün kalkınması için, istihdam için küçük de olsa bir pazar yeri kurulması benim bir projem. Özellikle tabii ki çevre köylerden de gelenler olacak buraya. Kendi köyümüzde yani yaşlı insanlarımız özellikle, üretici insanlarımızın küçük de olsa bu pazardan kalkınması, ilerlemesi bence yani bazı şeylerin tabii yapılması gerekiyor. Sayın gündemdeki muhtarlar seçim için gelip de sadece maaş almak değil durum. Efendim köylere, mahallelere şey hizmet ya etmeleri şimdi, gerekiyor. Efendim, en kötü ihtimalde bir hasta kadını dahi hastaneye götürmen gerekiyor. Tabii şöyle diyeyim ben size. Eğer yani muhtar olur, başka bir makam mevkidi olur. Millete hizmet etmeyen her kimse aldığı maaş haramdır efendim. Haramdır, bu aynen. Aynen, buna katılıyorum. Kesinlikle aldığı maaş haramdır. Yani. Sen yani oraya, devlet seni oraya niye getirmiş? Bu millete yani benim aracımla milletime hizmet edesin. Benim göremediğim yani eksikleri gör, yaptır ya, diye getirmiş. Yani bir nevi köy köprü, valisi. Köprü, efendim köprü şey. Yani, milletle yani, devlet arasında köprü vazifesi. Yani bir yandan sen bunu yerine getirmiyorsan tabii senin aldığın maaş benim gözümde yani haram. Yani aynen dediğiniz gibi. Kamera sistemleri. Evet. Özellikle kamera sistemleri köyümüzün girişine Kütükmeşe dediğimiz noktaya kesinlikle kameraların, yani güvenlik kameralarının yerleştirilmesi lazım. Şimdi efendim bildiğiniz üzere yani günümüzde hırsızlık has safhada. Yani. Yani hırsızlık olarak, can güvenliği olarak, kimliği belirsiz kişiler üzerinden yani kesinlikle güvenlik kameraları benim önemsediğim bir konu. Yani mezarlıkta da olsa. Ya tabii her konuya. Her konuda yani tabii şu anki sistem eskiden tabii bu öyle adam, bir hırsızlık olayı yoktu. Ya adam dışarıdan gelir. Büyükbaş olur, küçükbaş olur. Evet. Tarım aleti olabilir. Aldı gitti. Nereden bulacaksın? Bulamazsın yani, efendim. Bulamazsın. Ama bir kamera olsa kayıtlardan bulabilirsin. Tabii tabii. Şimdi aynı konu bütün köylerde var. Kamera sıkıntısı. Mesela dün konuyu açıyor da dün Kayışköy'ün muhtarımız, adayımız aynı zamanda kooperatif başkanımız Mustafa Aydınlık başkanım da söyledi. Tabii kendisini de izledim. Kamera sıkıntısının olduğu, halen geçen hafta bir tane römorkun çalındığını, halen bulunmadığını. Bunlar sıkıntılı tabii, işte. Yani bu, mutlaka önlemini bir an önce alman gerekiyor. Kesinlikle köyde de olsa, kendi evinde de olsa alman tabii, gerekiyor tabii yani. Ya, efendim insan yani adam kendi evine 4-5 kamera yerleştiriyor ki değil, koskocaman köye. Aynen. Kesinlikle aynen. Bunların yapılması gerekiyor. Yapılması lazım kesinlikle efendim. Dere yatakları. Dere yatakları sorunu. Evet. Şimdi köyümüz yukarıdan gelen sular bazı evlerin içine giriyor. Büzler olmadığı için dere yatakları sorunu. Adam diyor ki mesela benim diyor evimin içine su girdi diyor. Ne suyu bu? Yukarıdan gelen dere yatağı suyu. Kesinlikle bu dere yatakları ile ilgili özellikle bir ıslah projesi mi ne varmış? Evet. Bunun uygulanması konusunda dere yataklarının sisteminin uygulanması konusunda, büzler konusunda inşallah gerekli adımları da atacağız. Anladım, anladım. Şimdi Fatih Hocam, çevre kirliliği. Evet, çevre kirliliği bugün tabii biraz has safhada. Yani şöyle diyelim biz ona, sorumsuzluk. Evet. Sorumsuzluk efendim. Bu çevre kirliliğinin kesinlikle önüne geçilmesi lazım. Özellikle haftada bir de olsa çevrenin muhtar mesela, muhtarın çalıştırdığı kişiler tarafından
Evet. İki kişi, üç kişi tarafından bu çevre temizliği yapılması lazım efendim. Aynen, aynen. Bu çevre kirliliğinin yapılması gerekiyor. Çevre kirliliğinin gerekiyor. Kesinlikle köylerde, önlenmesi lazım. Özellikle görüntü bozukluğuna neden olur. İlerideki günlerde tabii misafirlerin geldiğinde, misafirler geldiğinde. Tabii efendim, şimdi dışarıdan gelen giden oluyor. Köy, bu köy tabii, tabii. Böyle kötüymüş dememesi gerekiyor. Tabii, tabii, tabii. Bunun için de tabii muhtarlarımız, azalarımız kesinlikle boş oturmaması gerekiyor. Sorumluluğu üstlenmeleri lazım. Yani, yani. Evet. Şimdi Fatih Hocam köpek sorunu varmış. Evet. Bir has safhada olan mevzu. Şimdi başıboş sürekli köpekler. Yorumlardan da attılar bu köpek sorununu. Efendim bu köpek sorunu zaten yani hemen hemen benim bir senedir yani bu projeyi hazırlamamda bir seneden beri takip ettiğim sorunlardan birisi köpek sorunu. Şimdi şöyle bir şey var. Küçükbaş yetiştiricilerimize zarar veriyor özellikle. Evet. Özellikle mezarlarımıza zarar veriyor. Kesinlikle bu başıboş köpeklerin hani dini kurallara uygun. Yani dini kurallara uygun efendim. Merhamet, vicdan çerçevesi içerisinde bu sorunun giderilmesi yani, lazım. Barınaklar olabilir. Barınaklar, gölü sarlarına yani altında. Bununla ilgili. Köpek sorunu zaten bizim Burdur'umuzda da yaşanıyor şu an. Tabii, tabii. Mahallelerde var zaten. Şimdi efendim tabii bu konuda zehir olayı var. Vurma olayı var. Hani biz bunlara kesinlikle dini olarak, vicdan olarak bakmıyoruz ama bunun yani toplatılması konusunda kesinlikle adım atacağız yani. Evet, evet Fatih Hocam. Şimdi bir sorumuz da şöyle. Seracılık kapatılması konusu dile getiriliyor diyor köyde. Seraların kapatılması konusu. Seraların kapatılması. Su şimdi, yetersiz olduğunda mı kapatılacak yoksa efendim, bu seralar? Efendim, seraların kapatılmasının nedenlerinden birisi üreticinin ürettiği domatesi hak ettiği fiyata satamaması. Değeri olarak satamaması. Yani. Yani yani. Şimdi tabii bunda su yetersizliği de vardır. Ama su yetersizliğinden haricen özellikle hal sorunu. Mesela bugün vatandaşım yetiştirdiği domatesi satmak için tüccar arıyor. Söğüt'e götürüyor, Çavdır'a götürüyor, Gölhisar'a götürüyor. Yani. Yani Koz Ağacı'na kesinlikle hal yapımı şart. Kantar yapımı şart. Evet. Sen hal yapmazsan, sen kantar yapmazsan tabii ki seralar azalmaya doğru azalmaya gidecek. Doğru. Üretim biter. Üretim bitecek efendim. Üretim biter. Kesinlikle bunun önüne geçilmesi köylerde lazım. Tabii ki tembellik başlar artık yani. Tabii tabii efendim. Yani, yani şöyle bir şey de var. Köyün nüfusu azalma noktasına gider efendim. Şimdi şöyle bir sorumuz daha var. Doğalgaz gelmesini isteyenler varmış Kozaş köyünde. Efendim şimdi o konu yani biraz tabii bizi aşıyor artık. Yani aşıyor, köylerde yani, doğalgazın olmadı. Ya imkansız değil ama yani biraz çaba lazım. Tabii Çeltikçi ilçemizin içinden geçen bir doğalgaz var mesela. Evet. Ya şu anda daha Çeltikçi ilçesine doğalgaz verilmedi. Tabii şu anda Çavdır'a geldi. Yani şu an Çavdır'a geldi. Yani ileriki zamanlarda tabii yani, bir şey adımlar atmaya çalışırız. Bir adımlar mümkün atılması olduğu gerekiyor. Aynen aynen. Zoru başarırız. İmkansız biraz zaman alır. Tabii tabii. Evet. Aynen öyle. Kesinlikle. Eski mandıra soğuk hava depoları demişler. Soğuk hava depoları. Eski mandıra soğuk hava depoları. Evet. Evet. Buraya bir açalım bakalım bu konu neymiş. Bunlar şu an bize gelen yorumlardan. Şimdi efendim bu eski mandıra ve soğuk hava depoları. Şu anda bunlar hal olarak kullanılıyor. Evet. Hal olarak kullanıyor ama bu soğuk hava depoları maalesef bugün çok yıpranmış bir şekilde. Hani dedim ya biraz önce hal yapımı diye. Şu an bunlar hal olarak kullanılıyor ama hani hal yapımı konusuna geçildiği zaman bu soğuk hava deposunun kesinlikle yıkılması lazım. Çünkü tahrip olmuş durumda şu anda. Çatısı olarak. Evet. Yani şu an tehlikeli bir durumda aslında. Ben öyle diyeyim size. Şu anda soğuk hava depoları tehlikeli bir durumda. Hani hal olarak kullanıyor ama çatısı falan çürümüş yani. Anladım, olarak. Anladım. Valla Fatih'im sorular tek tek geliyor. Ben tabii yine de soruyorum. Hani bu yeşil alanların yapılması, ondan sonra çevre kirliliği, Kozağaç'ta tabii ki biliyorsun Kozağaç'ın kültür olarak curası önemli. Tabii curası, sipsisi. Özellikle cura yapımı. İki telli cura tabii, tabii, tabii önemli kesinlikle. Olması. Kültürel faaliyetlerin çok yoğun olması mesela. Tabii yani cura mesela orada tanınan isimler de var mesela. Merhum
Osman Çiçek var. Osman Çiçek. Evet, merhum evet. Osman Çiçek ustamız. Hı hı. Kendisi yapımıyla da, çalışıyla da yani evet. gerçekten örnek bir insandı. Allah rahmet eylesin. Evet, evet. Şu an mesela yaşayan efsanemiz var. Habib Özyurt dayımız var. Hı hı. Yani bir de şöyle bir soru geldi evet. mesela. Hayvan gübreleri gelişi güzel dökülmesi. Şimdi efendim bu konuyla ilgili şöyle diyelim. Hı hı. Gelişi güzel dökülmesi. Ya tabii ben bu konuya karşıyım yani. Hı hı. O dedikleri yani doğru bir şey aslında da. Yani. Şimdi adamın ahırı buradaysa adamın ahırı buradaysa adam götürüp şuraya dökemez. Yani. Mecbur buraya götürmek zorunda. Yani yakın olması. Tarlasına dökmesi gerekiyor. Tabii. Ya şimdi ahır burada. Adam buraya döküyor. Sonra hı-hı. buradan alıyor götürüyor tarlasına veya başka kullanacağı bir yere. Aynen. Ya şimdi tabii ben yani o konuyu gerçekten tartıştığım bir şey de. Hı. Yani o konuda bir bilgi alışıp bir şey yapılması lazım. İstişare yapılması lazım. Yani istişare olması yani gerekiyor. Yani şimdi vatandaşı kahveye toplayacaksın veya hı-hı. başka bir yere toplayacaksın. Hı-hı. Ortak bir karar alman lazım. Evet. Yani sen muhtar da olsan tek başına bir karar veremezsin. Hı-hı. Yani. Senin yönettiğin vatandaşın fikrini, düşüncesini yani. Almak zorundasın. Tabii ki, tabii ki. Bir de şöyle soru sorayım ben size. Biliyorsunuz şenliklerimiz yapılıyor. Evet. Kozaçayla şenliklerimiz. Kozaçayla şenlikleri domates festivalimiz. Yapılıyor. Yöresel. Her yıl yapılıyor. İnşallah, geleneksel halde evet. Yani inşallah muhtar olduğunuzda. Evet efendim. Bu şenlikler devam edecek mi? Tabii tabii. Bunlar köyümüzün vazgeçilmez efendim. Vazgeçilmez. Tabii. Hı-hı. Yani atadan gelen bir şey. Aynen. Atadan. Geçmişten gelen bir şey. Bunlar kesinlikle vazgeçilmesi imkansız olan şeyler. Anladım anladım. Sevgili izleyiciler. Sorularımızı sorduk Fatih Bey'e. Gerekli yerlere inşallah gereken kişiler izlemiştir. Tabii ki bu şikayet değil. Sadece köyün ya eksiklerini efendim, biz, anlatmak. Evet. Köyün sorunlarını dile getiriyoruz. Yani köyün yani, sorunlarını yani dile getirmek. Şu anda bu şu anki şöyle bir olay. 5 yıl boyunca veyahut 5 yıl demeyelim. 15 yıl, 20 yıl diyelim evet. en aşağı. Yapılmamış belki de bir sorunlar bunlar. Tabii. Yapılacak mı? Yapılması gerekiyor mu? Tabii ki bunları ileriki günlerde yerinde izlememiz evet, de gerekiyor. Özellikle bizim. Mesela şeyi yazmıştım ben oraya. Hı hı. Asarlık Tepesi. He, Asarlık Tepesi. Evet, Asarlık Tepesi'ni yazmıştım. Evet, 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 evet. Şimdi, Asarlık Tepesi. Bu tepe özellikle benim de takip ettiğim kadarıyla bu tepede hı hı. Tepe yüksek. Taşlarda oynama gördüm. Hani hı-hı. tabii gün geçtikçe, sene geçtikçe bu taşlarda yıpranmalar oluşuyor mevsimsel hı-hı. olarak. Hani doğal bir afette kesinlikle aşırı derecede bir zarar vereceğini buradan öngörülü olarak kesinlikle söylemek istiyorum. Yani, yani. Şimdi Korkuteli yolundan gelirken fark ettiniz mi bilmiyorum. Bu şeyler var. Dağlara böyle şeyler çekilmiş efendim. Teller. Hı hı. Bu Asarlık Tepesi'ne, Hisarlık Tepesi'ne kesinlikle hı hı. önlem alınması lazım. Yani. Buranın bir tel olarak, şey olarak kesinlikle buranın yani, bir yani. Kalkan içine alınması lazım. Çünkü yüksek. Korunacaksa adam tabii. gibi korunması lazım. Yani şimdi efendim kesinlikle doğal bir olayda kesinlikle yani can kaybına yol açar. Yani, yani. Çünkü aşağı taraflarda ev olduğu için hı-hı. düşen hı-hı. Taşlar evlerin şeyine gelecek. Yani yani. Var para sıkmaz. Evet. Bir şöyle bir şey gelmiş ya soru gelmiş bize de. Fatih Hocam, Kozaş Köyü'nün 2,5 milyon geliri var. Para sıkıntısı etme diyor arkadaşımızın biri. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Kozaş köyümüzün geliri var. Tabii. Yeraltı sulama sistemi dedim ya biraz önce. Bu sudan gelen gelir var. Evet. Düğün salonu kiraları geliri var. Hı hı. Efendime söyleyeyim. Tabii ödenekler var, gelen ödenekler. Hı hı. Ondan sonra efendim bunlarla ilgili yani bugün şöyle bir şey diyeyim ben size. Aylık gelir ne kadar? Hı hı. Yıllık gelir ne kadar? Bunların
incelenip mesela açıklanması lazım vatandaşa. Yani. Efendim mesela aylık gelir şu kadar. Hı hı. Veyahut yıllık gelir şu kadar. Yani. Makbuzu da burada. Bu işe şu kadar para harcandı. Bu işe şu kadar para harcandı. Özellikle ben vatandaşlarıma da şunu söylemek istiyorum. Kozağaçlı hemşerilerime. Hı hı. Benim muhtarlığım döneminde İçişleri Bakanlığı'ndan kesinlikle bir müfettiş isteyeceğim. Ya, evet. Tabii bu müfettişi hem kendi şeyim açısından, şahsiyetim açısından hem de köyümüzün güvenliği açısından evet. Bu Kozağaç Köyü'nün gelirleri, giderleri hakkında incelenmesi için kesinlikle bir müfettiş isteyeceğim efendim. Yani bu konuların yani bu, evet, geriye dönük de araştırılması. Tabii bu köyün bu kadar geliri mesela, evet. Aylık geliri var, hı-hı, yıllık geliri var, makbuzu bu, hı-hı, şu işlere şu kadar para harcayacağını, şu işlere şu kadar para harcayacağını, biz milletimize hesap vermek zorundayız. Evet, tabii bu hesabın verilmesi gerekiyor. Kesinlikle bu hesabın verilmesi lazım. Şöyle bir şey var, kul hakkı. Tabii onların tabii bu muhtarlık dedin mi, öyle maaş alıp gelip sırtı yere tabii, gelip kesinlikle. Yapmak yok burada. Tabii. İşte bu biz, yükü taşıyacaksan 5 yıl boyunca güvenerek, artanda köylüğün var diyerek hizmetini yapman gerekiyor. Evet, şöyle bir anlaştı yani, haram yeme, hak uğruna öl. Tabii. Uğur şey olur, aynen evet. Öyle. Şimdi bu anlayışta büyümüş. Fuat Hocam şöyle bir soru sorayım sana, ben sana. Şu geçmiş 5 yılda köylere nasıl bir hizmet yapıldı? Kozağaç Köyü'ne. Kozağaç Köyü'ne. Efendim Kozağaç Köyü'ne geçtiğimiz 5 yılda nasıl bir hizmet yapıldı? Efendim geçtiğimiz 5 yılda maalesef yeraltı sulama sistemi evet. Borularını sizin de takip ettiğiniz kadarıyla evet. Belki tamiriyle uğraşıldı. Hı hı. Yani şimdi şöyle bir şey diyeyim. Ben burada mevcut muhtarımız Sayın İbrahim Latız'ı hani kötülemek açısından bir şey demiyorum tabii. Kendisi mütevazı bir insandır. Hani kendisini evet. Severim. Mütevazı bir insandır. Büyüğümüzdür. Hı hı. Kendisinin mesela şahsiyet ve karakteri bir tarafa, yaptığı işler bir tarafadır, yönettiği işler. Hani şahsiyet karakter meselesi olarak değil de yaptığı işler yetersizdir. Hizmetler yetersizdir. 5 yıl boyunca tabii bu patlayan su boruyla uğraşılmıştır. Evet. Efendim. Sadece su borusu var yani? Su borusu var. Biraz önce konuşmuştuk hani programdan önce de. Düğün salonunun. Yol yapıldı. Ben tabii bunu buradan tabii internet üzerinden takip ediyoruz biz bu yolları da. Hani köylerin yapıldığı hizmetlerin çoğunu ben görüyorum zaten web internet sitesinden. Bir sormuştum. Geçenlerde bir yol yaptım muhtarımız. Evet. Bu konuya dokunacağım. Çünkü biraz önce bir şey söylemiştin. Hani az kullanılan, hani nadir kullanılan bir yol demiştin herhalde. Tabii nadir kullanılan ama yapılması lazım yani. Yani. Milletimiz yani. İçin. Şimdi tabii şöyle ki. Bir şey diyeyim efendim. Muhtarımız 5 yıl boyunca hı-hı. Hani yeraltı sulama sisteminin boruları. Ondan sonra efendim düğün salonunun önü olmak üzere. Yani. Bir de yani şu parke taşlı yol yapımı. Şimdi tabii yine sokak lambalarına döndük. Bir arkadaşımız yine yorum atmış. Kerim Tokmak. Evet. Sokak lambalarında sıkıntı. Engelli kardeşlerimiz de hizmet alamamakta. Hem sokak lambası yanmıyor hem engelli lambalarını evet. Dile getirmiştik biz. Bunu evet. Dile getirdik. Sayın muhtarımıza buradan seslenelim yine de sokak lambalarıyla olsun bu konularla ilgilenmesini tabii. Biz talep edelim. Önceliği olsun. Tabii kesinlikle. Tabii biz burada tabii kötülemek istemiyoruz. Ya, tabii kötülemiyoruz. Şahsiyet kişisel olarak değil yönetim olarak. Konuşuyoruz mesela. Şimdi Kozağaç'ta yaşayan olarak diyor arkadaşımızın bir de iş imkanı istiyoruz muhtarım demiş. Evet istihdam alanı. Ne istihdam alanı bu? Hatta ben yazmıştım galiba ama. Orayı. Bizim sorularda çıkmadı ama. İstihdam yaratmak gerekiyor tabii ki köyde. Efendim orayı atlamışız maalesef. He, köyde tabii bir istihdam şimdi, yaratmak gerekiyor. Özellikle bir haftadan beri gece 1'e 2'ye kadar hı-hı. Sorunlar nelerdir? Çözüm evet. Yolları nedendir? Bunlarla hı-hı. ilgili çalışıyorum. Orayı atlamışım birini. Evet. Ufacık bir efendim, sistem olarak. Sıralı dükkanlar. Hı-hı. 10-15 adet mini dükkan. Hı-hı. Sıralı şekilde. Bunlar tabii yapılarak genç nüfusu elde tutmak, gençlerimize istihdam olanağı sağlamak, istihdam hı-hı. alanı sağlamak amacı gütmektedir. Evet, yani bu sıralı evet. Dükkanlar konusu. Tabii. Bunu muhtarlık eğer Allah izin verirse muhtarlık. İnşallah muhtar olduğumuz dönemde
Özellikle bu kooperatifin altındaki Kozağaç Demşerilerini biliyor. Boş bölge var. Oraya 10-15 tane sıra dükkan yapıp, mini evet. dükkan yapıp yani hizmete sunmak. Aynen. Tabii ki, tabii ki. Hani lokanta olur. Ya mesela bugün Tuncer Akın abimiz var. Buradan kendisine diyorum, selam söylüyorum. Bugün mesela beni sevindiren bir olay yaptı. Nedir bu olay? Bir araba almış mesela efendim. Köfte, kokoreç, evet. tost. Yanına da küçük bir şey açmış. Çadır. Yani bu beni gururlandırdı. Nasıl gururlandı efendim? Köyümüzün gelişmesi aşamasında evet. gerçekten beni gururlandırdı. Kendisine de teşekkür ediyorum buradan Tuncer Akın abimize. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine. Tabii ki bu bazı şeylerin yapılması tabii bu, gibi. Yani bu abilerimize, bu kardeşlerimize, gençlerimize yönelik bu dükkanların yapılması lazım. 10 veya 15 adet mini dükkan kesinlikle yapılması lazım. Tabii hizmete sunulması lazım. Lastikçisi de olsa. Lastikçi olabilir. Uydu, anten tamiri olabilir. Evet, bakım televizyon olabilir. Tamiri tabii, gibi. Televizyon tamiri olabilir. Tabii buna benzer tamirçilik, demir tamirçiliği, kuaför, kuaför dükkanı olabilir. Tabii kuaför mesela olabilir. Mesela Niyazi Bilici abimiz bağlanan. Tabii ki bunların dükkanı. Tabii köylerde ufak da olsa değerlendirilmesi tabii, gerekiyor. Yani bunlar efendim köylerin gelişmesi lazım artık. Yani Türkiye yüzyılında mesela projemin ismi o. Türkiye yüzyılında lider köy Kozağaç projesi. Yani aynen. Bu projelerle inşallah Kozağaç'ı ayağa kaldırmak. Hep birlikte. Tabii canlandırmak gerekiyor. Güçlü, büyük bir Kozağaç. Aynen öyle, canlandırmak gerekiyor. Evet Fatih Hocam, son sözlerinizi alabiliriz istersen. Efendim, demek istediğin, köyüne seslenmek istediğin herhangi bir şeyler var mı? Köyüme seslenmek istedim, tabii ki herhangi bir şeyler var. Köylüme, köyüme inşallah muhtarlığımız döneminde özellikle biliyorsunuz bugün Allah uzun ömürler versin, Allah başımıza gelsin, bismillah. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan evet. muhtarlık makam ve mevkisine hakikaten yani önem veriyor, hassasiyet gösteriyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin desteğiyle, milletvekillerimizin desteğiyle inşallah bu sorunların üstesinden geleceğiz. Efendim. İnşallah. Bu projeleri hayata geçireceğiz. İnşallah yani bunlarla ilgili çalışmalarımızı başlatacağız. Özellikle buradan gittikten sonra da seçim çalışmalarımı başlatacağım inşallah. Evet. Yani aynen. köylüme ben şunu söylemek istiyorum. Artık değişim vakti geldi. Evet, evet. Kesinlikle değişim vakti geldi. Artık Kozağaç'ın ileri adım atması lazım. İleri adım atmazsa yani ben şundan korkuyorum. Terk edilmiş köyler listesine girmesinden korkuyorum. Çünkü istihdam olanağı sağlanmadığı için. Zaten daha önce Kozağaç kasabaydı. Kasaba 1968 yılında 1968 yılında kasabalığa geçti. 2013 yerel seçimlerinde köy tüzel kişiliğine bırakıldı. İlk muhtarımız merhum Osman Ali Çağatay'dı. İkinci muhtarımız mevcut muhtarımız. Evet, evet. Sayın bir de şöyle bir soru var. Çobanlara diyor kız vermiyorlar. Bu meseleyi de buradan çözebilir miyiz muhtarım seninle? Efendim o sorun bizde de var. O sorun bizde de var. O sorun sizde de var. O sorun bizde de var. Hani tabii bir ki. Söz var ya, kelinin acı olsa kendi başına önce sürer önce kendi ya. Başına sürer. Evet, kendi başımıza bir sürelim. İnşallah. Yani ona da bir sorun buluruz inşallah. İnşallah ona da bir çözüm yolu bulacağız. Evet. Sevgili izleyiciler, TTV 15 Medya'dan gündem özel programı. Bugünkü konuğumuz Burdur Çavdur Kozağaç Köyü muhtar adayımız Fatih Arı bizlerle oldu. Öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Özellikle buradan bir şey daha evet. sunmak isterim evet. efendim. Bunlar benim 2019 yılında köyümüz için yazdığım olduğum dilekçeler yani. Evet. CİMER üzerinden. CİMER'e gönderilmiş olan evet. dilekçeler. Evet. Şöyle gösterelim. 9. ayın 3'ünde 2019'da evet. yazmışım. İkisi de aynı çöp bu çöp konteynerler sorunu. Bu da bak içme suyu sorunu efendim. Millet tabii köylerimiz görsün daha önceden evet. şikayet edilmiş. Tabii ondan sonra köyümüze bir yani hizmet ben, gelmiş. Evet 5 yıldır köyümün sorunlarıyla uğraşıyorum. Evet. Vatandaşa kulak veriyorum. Benim vatandaşımın sorunu ne? Evet evet. Yani bunlarla ilgili muhtar olmadığım
halde yani bunlarla canla başla mücadele ediyorum. Yani. Gerek belli mercilere, makamlara dilekçe yazarak, evet, kimler üzerinden bu sorunların yani ortadan, çözüm yolunu yani tabii bu şekilde bazı şeyler tabii eksik kalabilecek, muhtarlıklarda bazı şeyler yapılabilecek. Kalır da. Ama tabii ki yani sorumluluğu üstlenmesi lazım. Ben bu görüşteyim. Yani ben şöyle bir şey anlaştım. Benim vatandaşımın sorunu varken ben o yastığa başımı koyamam. Ben bu anlayıştayım. Tabii tabii ki. Mesela öncelik yaşlılarımız köyümüzde. Evet. Yaşlı nüfusumuz, özellikle çobanlarımız, bunlarla ilgili inşallah yani çalışma başlatacağız. Yani. Yaşlı ziyaretlerimizle ilgili, yaşlılarımızın sorunlarıyla ilgili, çobanlarımızın sorunlarıyla ilgili bir çalışma başlatacağız inşallah. Yani inşallah, inşallah Fuat Hocam. Sorumuz bitti herhalde. Bitti Sayın efendim. Hocam, Fuat Hocam. Bitti efendim sorularımız. Evet sevgili izleyiciler, TTV 15 Medya'dan gündem özel programına. Bu akşam Burdur Çavdır, Gozağaç Köyü Muhtar adayımız Fatih Arı bizlerle beraber oldu. Öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ta Burdur'a kadar geldi medyamıza, hem ziyaret etmiş olduk hem canlı yayınımızı yapmış olduk. İnşallah ileriki günlerde yine sizlerle olacağız yakın sürede. Şimdilik hoşça kalın. Yine görüşürüz inşallah. İyi akşamlar.